Merhaba sevgili izleyiciler. Astrolog Yasemin Sürer ile Yıldızların Dili'ne hoş geldiniz. 7-13 Mart haftasını anlatacağım. Genel etkilerinden bahsettikten sonra burçlar nasıl etki alacak onu da sizlerle paylaşacağım. Geçen hafta 2 Mart'ta Jüpiter etkili şifalı bir yeni ay deneyimledik. Etkileri bu haftada devam ediyor. Yine 5 Mart'ta 12 yılda bir balık burcuna gerçekleşen Güneş-Jüpiter kavuşumunu yaşadık. Bir diğer taraftan da oldukça önemli ve mücadeleci Venüs, Mars ve Plüton kavuşumunu Oğlak Burcu'nda yaşadık. Global olarak maalesef bu şiddet ve öfkeyi arttıran bir etki. Ne yazık ki Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta bu şiddeti gözler önüne seriyor. Satürn Kova'da bir nevi bizi insanlık sınavına tabi tutarken balık yeni ayında aslında tüm insanlık için bir olmayı ve yardım enerjilerini de ortaya çıkarttı. Bir taraftan karanlık devam ederken bir taraftan da aydınlık olan taraf insanların savaşa dur demesi ve bir sürü yardım ve destek yapmaya çabalaması bu enerjinin olumlu sonuçlarıdır. Yeri gelmişken şunu da söylemek istiyorum. Plüton 2008 yılından beri Oğlak Burcu'na ve tüm dünyada eski sistemin yıkılması ve yeni dünya düzenini oluşturmak için iş başında. 2024'te Kova Burcu'na geçmeden son derecelerinde bu yıl yani 2022 ve 2023 yıllarında kritik derecelerde devam edecek. Aslında yeniden bir dünya modelinin oluşturulması özellikle Batı ve Doğu'nun mücadelesi ki burada asıl amaç Çin'in güçlenmesini engellemek olduğunu da astrolojik göstergelerden görebiliyorum. Türkiye'de bu anlamda çok kritik bir pozisyonda. Bu sene Mayıs ve yaz ayları yine Kasım ayları. 2023 yılının Nisan ayı ve yaz ayları çok önemli. Kim kimin yanında özellikle 2023 yılında daha net görmeye başlayacağız. 2024-2044 yılları nükleer güç, teknoloji ve siber saldırının maalesef ki iyiden iyiye yoğunlaşacağı zamanlar olacak. O dönem çok farklı bir dünya düzeni oluşacak. Bunlar mundan astrolojisi konuları olduğundan ben şimdi konu açılmışken biraz anlatmak istedim. Bunlar çok derin ve detaylı konular. Daha detaylı olarak inşallah özel olarak anlatacağım videolar çekmek istiyorum ilerleyen süreçlerde. Bu hafta deprem, doğal afetler, fazla yağışlar, yine deniz ve deniz yoluyla oluşacak kaza ve olaylar, gazla ilgili konular ön plana çıkabilir. Sağlık açısından da zehirlenmeler ve alerjik reaksiyonlar artabilir. Evet şimdi bu haftanın önemli gökyüzü hareketlerine bir bakalım. Madde dünyadan manevi dünyaya geçişi anlatacak bir etki var bu hafta. 12 Mart'ta Balık Burcu'nda Güneş ve Neptün kavuşacak. Hayal gücümüz, sezgilerimiz, maneviyatımız artacak. İyilik, yardımseverlik, sevgi ve anlayışı çoğaltacak bu etkide. Dikkat etmemiz gereken kısım ise kendimizi kurban durumuna düşürmemek, kendimizi fazlaca feda etmemek ve gerçek dünyadan kopmamak. Yani o pembe gözlükleri fazla takmamak olarak düşünebiliriz. Burada dengeyi sağlayamazsak maalesef hayal kırıklıkları oluşabilir. Merkür de 10 Mart 27 Mart arası Balık Burcu'nda ilerleyecek. Düşüncelerimizde çok sezgisel ve hayalci davranabiliriz. Böyle düşünceler oluşabilir. Karşımızdakileri çok empati kurarak yaklaşabiliriz. Bu da karşılıklı anlayışı geliştirmek bakımından çok iyi. Ama yanlış anlaşılmalar ve söyleneni olduğu gibi değil de o anki algımıza göre anlayabiliriz. Bu da karışıklıklara yol açabilir. Bir de tüm Mart ayı boyunca devam edecek. Hatta Nisan 5-15'ine kadar etkisi devam edecek. Venüs ve Mars'ın Kova Burcu'nda birlikte ilerlemesi var. İkisi de 6 Mart Pazar günü Kova Burcu'na geçiş yapmıştı. Bu da ilişkiler açısından çok önemli bir dönemece geldiğimizi gösteriyor. Jüpiter ve Satürn 21 Aralık 2020 tarihinde aynı yerde çok önemli bir kavuşum gerçekleştirmişti. Bu ne demek? O günden bu yana hayata karşı bakış açılarımız çok değişti. Şimdi ise ilişkilerde bu bakış açılarımızla örtüşen, geleceği birlikte yürüyeceğimiz insanları, hayat amacımıza hizmet eden insanları hayatımıza alacağımız ve buna uymayanlarla da yollarımızı ayıracağımız bir süreç başlıyor.
Kova burcunda olacağı için daha özgürlükçü olacağız. Standart ilişki kalıplarından ziyade farklı isteklerimiz oluşacak. Aşk hayatımızda bizi beyin olarak besleyen, ufkumuzu genişleten insanlar ilgimizi çekmeye başlayacak ve daha fazla düşüncelerimizi paylaşmak ve hayata nasıl bakıyorsak onunla ilgili de fikirsel paylaşımlar yapabileceğimiz insanlar etrafımızı isteyeceğiz. Mars da tabii işin içinde olduğu için bunu isterken bir taraftan da kıskançlık ve çatışma enerjisini de çalıştıracak. O yüzden ilişkilerde uyumsuzluklar ve çatışmalar da artabilir. Ve bitmesi gereken ilişkilerde de artık bir sonlanma yaşamaya başlayacağız. Uyum mu mücadele mi edeyim arasında sürekli bir git gel oluşturacak bu enerjide tabii dürtüsel ve bencil bakmak yerine gerçekçi ve korkularımızdan da arınıp iki kişinin de faydasını ön planda tutarak hareket etmek fayda sağlayacak. Hazırsak haftalık burç yorumlarıma geçmek istiyorum. Lütfen yükselen burcunuza ve sonradan kendi burcunuza göre dinleyin. Öncesinde küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve astroloji hakkında daha fazlası ve günlük yorumlar için beni Instagram'da Astrolog Yasemin Sürer sayfamdan da takip edebilirsiniz. Danışmanlık almak isterseniz de yine bana Instagram veya web sitem astrologyasiminsurer.com'dan da ulaşabilirsiniz. Hadi başlayalım. Sevgili Koç ve yükselen Koçlar, Güneş ve Neptün bu hafta 12 Mart'ta kavuşuyor. Bu da hayatınızda özellikle erkek figürlerle, eş, baba gibi veya da erkek yöneticileriniz olan ilişkilerinizde bazı belirsizlik ve hayal kırıklıklarını gündeme getirebilir. Çalışma ortamınızda veya çalışma arkadaşlarınızla bazı yanılgılara açıksınız. Sağlıkla ilgili devam eden bir sorun varsa güzel bir haber alabilirsiniz. Psikolojik olarak biraz zorlanabilirsiniz bu hafta ama olumlu yönüyle dengeyi kurmaya başarırsanız karşılıklı anlayışı da çoğaltacak. Yeter ki fedakarlıklarınızı abartmayın. Maneviyatınızın ve sezgilerinizin daha fazla yükseleceği bir zamana giriş yapıyorsunuz. Merkür de 10 ile 27 Mart arasında Balık burcunda ilerleyecek. Bu da sevdiklerinizi daha fazla düşüneceğinizi, onlara daha fazla yardım etmek istediğinizi gösterecek bir süreç olacak. Sezgileriniz çok artacak demiştim. Özellikle bilinçaltı korkularınızı ortaya çıkartabilirsiniz bu süreçte ve bunları şifalandırabilirsiniz. Venüs ve Mars artık Kova burcunda ilerlemeye başladı. 6 Mart'ta geçiş yapmışlardı. Tüm ay boyunca daha fazla hareketli olacaksınız. Arkadaşlık ilişkilerinizde zaman zaman hem duygusal olarak hem de parasal konularda mücadeleci bir tavır içerisine girebilirsiniz. Hayalleriniz için, harekete geçmek için destekleniyor olacaksınız. Kendi işini yapmak isteyen koçlar için güzel fırsatlar da karşınıza çıkabilir. Haftanız güzel geçsin. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, hayalleriniz ve gelecek planlarınız için bu hafta şans ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ekip çalışmalarında ve sosyal ortamlar, arkadaş ilişkilerinizde ön plana çıkabilirsiniz. İnsanlar size gelip yardım isteyebilir ve desteğinizi arayabilir. Dikkat etmeniz gereken kısım ise fazlaca fedakarlık göstermemeniz. Dengeyi kurmanız. Çünkü Güneş ve Neptün kavuşuyor. Bu kavuşum bazı yanılsamaları ve durumları gerçekçi görmemenize sebep olabilir. Zaman zaman kendinizi herkesten izole olmuş ve yalnız da hissedebilirsiniz ama şifalandırıcı bir etki de olduğundan insanlarla sorunlarınızı iyileştirmek için de çok şifalandırıcı olacak. Venüs ve Mars artık Kova burcunda ilerlemeye başladı. 6 Mart'ta geçiş yapmışlardı. Tüm Mart ayı boyunca kariyer ve aile alanınızda ilerleyecek. Kariyerinizde yapmak istediğiniz hamleler, iş hayatınızda beklediğiniz bir terfi veya bir atama varsa veya zam artışı gerçekleşebilir. Kariyer ve aile dengesini oturtmak için daha fazla mücadeleci bir tavır içinde olacaksınız. Teknolojik aletler veya sosyal medya, internet yoluyla kazançlarınızı artırabilirsiniz bu ay. Ekip çalışmalarında başarılı işlere imza atabilir, daha fazla ön plana çıkabilirsiniz ve alkış toplayabilirsiniz. Tabii diğer taraftan yönetici ve çalışma arkadaşlarınızla, rakiplerinizle kıskançlık ve güç mücadeleleri de ortaya çıkabilir. Bu etkiler aile içinde de meydana gelebilir. Aile üyeleri ve ebeveynlerle bazı tartışmalar özellikle maddi konularda oluşabilir.
halklarınızı daha fazla korumak isteyebilirsiniz. Bunu elbette yapın ama anlayışı elden bırakmadan ve fevri tepkisel davranışlar vermeden hem kariyerinizde hem de aile hayatınızda daha sakin ve sağduyulu ilerlerseniz kazançlı çıkacaksınız. Haftanız güzel geçsin. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, 12 Mart'ta Güneş ve Neptün kavuşuyor ve Merkür de 10 Mart-27 Mart arası Balık burcunda ilerleyecek. Kariyeriniz, toplumsal statünüz, ışığınız, prestijiniz topluma yansıtmak için güzel bir destek alıyorsunuz ama dikkat etmeniz gereken bir kısım var. O da fazlaca sezgilerinize güvenip gerçekçi bakış açınızı elden bırakırsanız yanılgılara açık olabilirsiniz. Güzel destekler ve fırsatlar sizinle olacak. Bunlara fazlaca pembe gözlükleri takmadan değerlendirebilirsiniz. Yanlış işbirlikleri ve anlaşmalar da yapmazsınız. İnsanlara gözü kapalı güvenmeyin, sorgulayın. O zaman daha rahat ilerleyebilirsiniz. Yine maddi konularda analitik ve mantıklı davranın. Size arıcılık eden veya kredi borç gibi konularda kefil olmanızı da bu dönem tavsiye etmem. Venüs ve Mars artık Kova burcunda ilerliyor. Sizi güzel etkileyecek, güzel bir etki alıyorsunuz. Mart ayı boyunca ticari hukuki konular, yurt dışı bağlantılı işler, eğitim, akademik konular, seyahatler, sosyal medya konularında hangisiyle şu dönem meşgulseniz mücadelenizi artırabilir ve maddi gelirlerinizi de artırabilirsiniz. Uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir seyahat varsa şimdi bununla ilgili güzel gelişmeler oluşabilir. Yakın çevre, kardeş ve akrabalarla, maddi konularla ilgili bir menfaat çatışması gündeme gelebilir bu ay. Hakkınızı koruyarak ilerleyin ama sakin ve mantıklı hareket ederseniz kazançlı çıkarsınız. Haftanız güzel geçsin. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, 12 Mart'ta Güneş Neptün'le kavuşuyor ve Merkür de 10 Mart-27 Mart arası Balık burcunda ilerleyecek. Hayat görüşleriniz değişmeye başlıyor. Kişisel gelişim, inanç, ticari girişimleriniz, hukuki girişimleriniz, yurt dışı bağlantılı işler, sosyal medya, hangisiyle şu dönem meşgulsanız artık şanslı etkiler alacaksınız. Ama bazı yanılgıları da açık bir hafta olacak sizin için. Her söylenene hemen inanmayın ve gerçekliğini araştırın. Öyle karar verin. Sezgileriniz artıyor, bunu mantığınızla birleştirip en doğru kararları alabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamak ve seyahate çıkmak için güzel bir süreçtesiniz. Venüs ve Mars artık Kova burcunda ilerlemeye başladı. Mart ayı boyunca maddi anlamda biraz harcamalarınızın artacağı gözüküyor. Gereksiz alışveriş yapmamaya lütfen dikkat edin. Sonradan sizi bu harcamalar zorlayabilir. Maddi olarak planlı hareket edin. Yine maddi gelirinizi artıracak yeni kazanç yolları, özellikle teknolojik ve dijital ortamlardan, mecralardan geliştirebilirsiniz. İlişkilerde çatışmalar ve kıskançlıklar, menfaat ile ilgili krizler gündeme gelebilir. Dengede ve mantığınız ön planda hareket ederseniz istediğiniz gibi işleri yönlendirebilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, 12 Mart'ta Güneş Neptün'le kavuşuyor ve Merkür de 10 Mart-27 Mart arasında Balık burcunda ilerleyecek. Ortaklı paranız, kredi, borç ve ödemeler konusunda dikkatli kararlar almanız gereken bir haftadasınız. Maddi konularla ilgili yapacağımız anlaşma, sözleşme, ortaklık, kefil işlerinde, alım-satım konularında, evrak işlerinde çok dikkatli davranın. Zira aldanmalar oluşabilir bu hafta. Beklemediğiniz harcamalar da oluşabilir. Gelir gider dengesini ay sonuna kadar çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Venüs ve Mars artık Kova burcunda ilerlemeye başladı. Mart ayı boyunca ilişkiler konusu gündeminizde olacak. İlişkilerde daha özgür hissetmek isteyebilirsiniz. Daha farklı ve sıra dışı insanlara çekilebilirsiniz. Kalabalıkların içinde ışığınız parlamaya başlayacak. Tutkuların artacağı bir dönem olacak sizin için. Ve duygularınızı gerçeklikten uzaklaştırmamanızı tavsiye ederim. Yine internet ve sosyal medya üzerinden de bu ay yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Eğer ki dijital mecralarla bir işiniz varsa işbirlikleri ve ortaklıklardan para kazanabilirsiniz. Ama dikkat, rakipler ve sizi kıskanan insanlar ortaya çıkabilir. Devam eden ilişkinizde, evliliğinizde veya ortağınız varsa ortağınızla
sevgiye ve paraya dayalı, menfaate dayalı çıkar çatışmaların bu ay boyunca dikkat etmeniz gereken bir konu olacak. Sevgili aslanlar, haftanız güzel geçsin. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar, 12 Mart'ta Güneş Neptün ile kavuşuyor ve Merkür'de 10 Mart-27 Mart arası kalacağı Balık burcunda ilerleyecek. Bu süreçte maneviyatınız yükseliyor ve size yardım eden insanlarla tanışabilirsiniz. Yine insanlar sizden daha fazla yardım isteyebilir. Güzel işbirlikleri doğabilir ama karşınızdaki insanların niyetinden emin olun. Çünkü yalan yanlış söylemlerle insanlar sizi yanıltabilir. İlişkilerinizde sevginin ve anlayışın yükseleceği bir dönem başlıyor. Ama dediğim gibi fazlaca fedakarlık yapmayın ve sınırlarınızı koruyun. Böyle olursa ilişkiler size güzel bir destek ve farkındalık katacak. Venüs ve Mars artık Kova burcunda ilerlemeye başladı. 6 Mart'a geçiş yapmışlardı. Mart ayı boyunca ilişkiler konusu gündeminizde olacak. Gündelik hayatınızda hareketlenmeye başlıyorsunuz. İş arayanlar iş bulabilir. Çalışan başakların da çalışma ortamında temposu artabilir. Zaman zaman çalışma arkadaşlarınızla güç mücadelesi içine girebilirsiniz. Sizi kıskanan, rakip gören insanlarla menfaat çatışmaları oluşabilir. Dediğim gibi işbirlikleri için güzel, kalabalıklarda öne çıkacaksınız. Bu da çok güzel. Harekete geçmeye daha istekli olacağınız bir süreç. Bu yüksek tempo gelirlerinizi artırmanızı da sağlayacak ve yardımcı olacak. Bazılarınız iş yerine terfi olabilir veya başka bir işe de başlayabilir. Yalnız sağlık konusunda dikkatli olun. Fazlaca iş yükü sizi yorabilir bu ay. Kan değerlerinizi kontrol ettirmenizi tavsiye ederim. Yine bağışıklık sisteminiz düşebilir. Beslenmenize dikkat edin ve fırsatınız olursa bu ay spor yapmanızı da tavsiye ederim. Gün içerisinde acele hareket etmeyin. Zira Mars bu alanınızda ve küçük sakarlık ve kazaları da açıklığınız bu ay biraz daha fazla olacak. Teknolojiyi kullanarak veya dijital mecralardan gelirlerinizi artırabilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, 12 Mart'ta Güneş ve Neptün kavuşuyor ve Merkür'de 10 Mart-27 Mart arasında kalacağı Balık burcuna geçecek. Gündelik hayatınız hızlanıyor ama unutkanlık ve dalgınlıklarınız bu hafta artabilir. Psikolojinize ve sağlığınıza dikkat edin. Özellikle yediğiniz, içtiğiniz, yani beslenmenize dikkat edin. Alerjik durumlara karşı biraz daha fazla açık olacaksınız. Özellikle bu hafta buna biraz daha fazla dikkat edin. Yedikleriniz, içtiklerinize dikkat edip zehirlenme ihtimali ve alerjik durumlar ve hormonal dengede oluşacak değişiklikleri de daha açık olacağınız için bu hafta bunlara lütfen dikkat edin. Sanatsal ve yaratıcılığınız artacak. Kreatif çalışmalar yapan teraziler için çok verimli bir haftadasınız. Çalışma ortamınızda bazı belirsizlikler oluşabilir. Bu hafta özellikle yönetici veya çalışma arkadaşlarınızla menfaat çatışmaları oluşabilir. Acele kararlar almayın. Zira bu hafta yanlış kararlar almaya açıksınız. Yine bazı beyanlar arkanızdan bazı şeylerin saklanması oluşabilir. Fazlaca fedakar davranışlarda bulunmayın ve sınırlarınızı belirleyin. Bunu yaptığınız takdirde karşılıklı empatiyi de çoğaltabilir ve dengede ilerleyebilirsiniz. Venüs ve Mars artık Kova burcunda ilerlemeye başladı. 6 Mart'ta geçiş yapmışlardı. Mart ayı boyunca ilişkileriniz canlanacak. Yeni aşklar, flörtleriniz oluşabilir. Mevcut ilişkilerinizde ise daha fazla özgürlük isteyebilirsiniz. Bu ay daha orijinal ve farklı insanlar karşınıza çıkabilir. Zaman zaman ilişkilerinizde kıskançlıklar oluşabilir ve maddi konularla ilgili de menfaat çatışmaları yaşayabilirsiniz. Çocuğunuz varsa ona bu ay daha fazla harcama yapabilirsiniz. Mesela bilgisayar veya cep telefonu isteyebilir. Yine bu ay spekülatif piyasalar ve dijital mecralarda kazancınızı da arttırmak isteyebilirsiniz ama riskli yatırımlara özellikle bu hafta çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Haftanız güzel geçsin. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, 12 Mart'ta Güneş ve Neptün kavuşuyor ve Merkür'de 10 Mart-27 Mart arasında kalacağı Balık burcuna geçiş yapacak. Yaratıcılığınız ve sezgileriniz çok artıyor. Aşk hayatınız ön plana çıkıyor. Bu hafta hayatınıza çektiğiniz kişilere dikkat edin. Çünkü tam olarak gerçek kişiliklerini görmeyebilir ve sizi yanıltabilirler.
Karşınızdaki kişileri idealize etmeden tanımaya çalışın. İlişkilerde güven teması önemli olacak. Zaman zaman kıskançlıklarınız artabilir ve kontrolcü davranabilirsiniz. Bu da çatışmalara yol açabilir. Fedakarlıklarınızı dengede tuttuğunuz sürece sorunların üzerinden karşılıklı anlayış ve empatiyi çoğaltarak gelebilirsiniz. Çocuğunuz varsa onunla bazı sorunlar oluşabilir. Belki eğitim hayatı veya söylediği küçük bir yalan daha sonradan ortaya çıkabilir ve gerçekliği anlayabilirsiniz. Venüs ve Mars artık Kova burcunda ilerlemeye başladı. 6 Mart'ta geçiş yapmışlardı. Mart ayı boyunca ev ve aile konularında harcamalarınız artacak. Artabilir. Evinizi güzelleştirmek isteyebilir ve evde vakit geçirmekten daha fazla keyif alabilirsiniz bu ay. Ertelediğiniz bir eşya değişimi, tadilat, taşınma, kira, alım satım gibi bir konu gündeminizde ise artık daha fazla bunlarla meşgul olabilirsiniz. Aile üyeleriyle maddi konular ön plana çıkabilir ve zaman zaman menfaat çatışmaları da aranızda doğabilir. Haftanız güzel geçsin. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, 12 Mart'ta Güneş ve Neptün kavuşuyor ve Merkür de 10 Mart 27 Mart arasında kalacağı Balık burcuna geçecek. Ev ve aile konularında bazı belirsizlikler ve bilinmeyen şeyler ortaya çıkabilir bu hafta. Özellikle ailede anne veya kadın figürleriyle ilişkinizi şifalandırıp iyileştirebilirsiniz. Geçmiş aile travmaları ve bununla birlikte oluşturduğunuz yanlış inanç kalıplarının da iyileşeceği bir süreçtesiniz. Bilinçaltı veya ruhsal enerji çalışmaları size çok iyi gelecek bu dönem. Aynı şekilde ailede annenizin veya bir kadının sağlık konusuyla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Venüs ve Mars artık Kova burcunda ilerlemeye başladı. 6 Mart'a geçiş yapmışlardı. Mart ayı boyunca yakın çevreniz, kardeş veya akrabalarınızla hareketliliğiniz artabilir. Daha fazla kısa seyahatlere çıkabilirsiniz. Ticari girişimler, hukuki konular, alım-satım konularında, sözleşmelerde daha mücadeleci olabilirsiniz ve gelirlerinizi artırmak için de uğraşmaya daha fazla gayret edeceksiniz. Belki yakın çevreniz, kardeş ve akrabalarınıza maddi konularla ilgili menfaat çatışmaları doğabilir ve haklarınızı korumaya çalışabilirsiniz. İnternet veya dijital mecralarda bu ay daha fazla kazancınızı da arttıracak girişimlerde bulunabilirsiniz. Düşünceleriniz gelecek amaçlarınızla daha fazla meşgul olacak. Belki bir eğitime de katılmaya karar verebilirsiniz. Farklı ve yenilikçi fikirleriniz bu ay çoğalacak. Bunları denemeye cesaret edebilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar, 12 Mart'ta Güneş Neptün'le kavuşuyor ve Merkür de 10 Mart 27 Mart arasında kalacağı Balık burcuna geçecek. Sezgileriniz güçleniyor, sanatsal yönleriniz kuvvetleniyor. Özellikle kreatif çalışmalar yapan Oğlaklar için çok verimli bir süreç olacak. Yalnız unutkanlık ve dalgınlıklara dikkat. Önünüzde seyahatler, biraz araç kullanırken temkinli davranın. Seyahatleriniz fazlalaşabilir bu hafta. Evrak ve sözleşmelerde yanılgı payınız yükselebilir. Gerekirse birkaç kez üzerinden geçin. İmza ve sözleşmelerde dikkatli olun. Yakın çevreniz, kardeş ve akrabalarınızla ilgili bir konu gündeminizi meşgul edebilir. Belki daha fazla fedakarlık yapmak durumunda da kalabilirsiniz. Sınırlarınızı çizerek ama anlayışlı elden bırakmadan güzel çözümler bulabilirsiniz. Venüs ve Mars artık Kova burcunda ilerlemeye başladı. 6 Mart'ta geçiş yapmışlardı. Bu ay boyunca parasal konularınız hareketleniyor. Harcamalarınız da artabilir. Belki teknolojik bir yatırım yapmaya karar verebilirsiniz. Bilgisayar alımı, telefon alımı gibi. Sosyal medya ve internet üzerinden iş yapıyorsanız kazançlarınızı arttıracak yeni yöntemler geliştirebilirsiniz. İnsanlara parayla ilgili menfaat çatışmalarınız artabilir insanlarla. Sakin ve dengede kalırsanız sizin faydanızda olacak ve daha rahat ilerleyebilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Kovalar ve yükselen Kovalar, 12 Mart'ta Güneş ve Neptün kavuşuyor ve Merkür de 10 Mart 27 Mart arası Balık burcunda ilerleyecek. Yaratıcılığınız artıyor ve kazançlarınızı artıracak girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Bu hafta maddi kararlarda lütfen dikkatli olun. Zira yanılsama payınız daha fazla. Yapacağınız harcamalara da bu hafta dikkat edin. İpin ucunu kaçırabilirsiniz. Parayla ilgili konularda gerçekçi olmaya ve fazla hayalperest davranmamanızı tavsiye ederim.
Venüs ve Mars artık burcunuza geçti. Artık ilerlemeye başladı. 6 Mart'ta gerçekleşti bu geçiş. Mart ayı boyunca hayatınızın temel alanlarında daha fazla harekete geçeceksiniz. İlişkilerinize, arkadaşlıklarınıza daha çok vakit ayırırken bir taraftan da gelecek hedefleriniz için daha mücadeleci olmak isteyeceksiniz. Özellikle maddi konularda daha cesur adımlar atmaya başlayacaksınız. Ekip çalışmaları veya işbirlikleri gelirlerinizi artırmanıza yardımcı olacak. Dijital mecralarla daha fazla ilgilenebilirsiniz. İmajınızı da değiştirmek ve yenilemek isteyeceğiniz bir ay olabilir sizin için. Haftanız güzel geçsin. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, 12 Mart'ta Güneş ve yönetici gezegeniniz Neptün burcunuzla kavuşuyor ve Merkür de 10 Mart-27 Mart arasında burcunuzda ilerleyecek. Maneviyatınız, sevginiz, merhametiniz ve sezgileriniz yükseliyor. Haberci uyan kanallarınız açılıyor. Yakın çevre ve kardeşlerinizle daha sıcak ilişkiler kurabilir, onlara destek ve yardım edebilirsiniz. Ama fedakarlık boyutunu fazla abartmayın. Gerçekçi bakış açınızı gözden kaçırmayın derim. Böyle yaparsanız daha isteğiniz yönünde hareket edebilirsiniz. Venüs ve Mars artık Kova burcunda ilerlemeye başladı. Gelecek hayallerinizi canlandırabilir ve gelecek adına daha iyimser davranabilirsiniz. Gerçeklikten kopmadan ve atalete kapılmadan istekleriniz için motivasyonunuzu artırabilirsiniz. Arkadaşlar ve ekip çalışmalarınızla birlikte başarılı işlere imza atabilir ve gelirlerinizi artırabilirsiniz. Güzel ve destek ve fırsatlar sizi bekleyecek. Yalnız gizli düşmanlıklar ve arkanızdan dönen dolaplar da önünüze bu ay düşebilir. Özellikle ilişkilerde menfaat ve parayla ilgili konularda hakkınızı aramanız gerekebilir. Mart ayı boyunca farkında olmadan gizli ilişkilerin içine çekilebilirsiniz. Dikkatli olun ve lütfen temkine eden bırakmayın. Zaman zaman kendinizi daha yorgun hissedebilirsiniz. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek beslenme programları tavsiye ederim. Haftanız güzel geçsin.